Evet arkadaşlar, aynı düzlemdeki KLMNP vektörleri şekildeki gibidir. Buna göre bu vektörlerin bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar, vektörlerde şöyle bir mantık vardır. Vektörler uç uca eklenerek kendini kapatıyorsa, yani başladığı yere geliyorsa, bileşke vektör sıfır olur. Yani şunu anlatmak istiyorum size. Mesela diyelim ki A vektörü bu, B vektörü bu, C vektörü bu. Bakın, vektörler uç uca eklenerek kapattım, yani başladığı yerle bittiği yer aynı yer oldu mu? Oldu. O zaman bu durumda bileşke vektörünüz sıfır. Peki hemen burada bunu kontrol ediyorsunuz. Bakın, K, L, M, N. Görüyor musunuz? K, L, M, N vektörleri uç uca eklenerek kendilerini kapatmışlar. Demek ki K'nın, L'nin ve M'nin bileşkesi, N'nin bileşkesi sıfırladı kendini. Ne kaldı elimde? Sadece P kaldı. O zaman bu 5 vektörün bileşkesi nedir arkadaşlar? Nedir arkadaşlar bu 5 vektörün bileşkesi? P'dir. Şekildeki X ve Y vektörlerin bileşkesi R'dir. X ile Y'nin bileşkesi R olduğu bana söylenmiş. Tamam, yani ucu ekleyerek bileşke yakalıyoruz. Buna göre alfa açısı arttırılarak K ekseninden L eksenine taşınırsa R vektörü nasıl değişir diye bir soru soruyor bana. Şimdi arkadaşlar, burada neye dikkat edeceğiz? Vektörler arasındaki açı arttıkça bileşke vektör azalır. Neden? Şöyle düşünün. Şu iki vektörü şöyle düşünelim mesela. A ve V vektörlerinin aynı yönlü olduğunu düşünelim. Burada bileşke nedir arkadaşlar? Aynı yönlü olduğu için ne yaparsınız? Toplarsınız. Yani burada açı nedir? 0 derecedir. Ama ben size A vektörüyle B vektörünü şu şekilde verirsem, bileşke nedir? Birbirlerinden çıkartacağınız için en küçük değere düşer. Buradaki açı kaç derecedir? 180 derecedir. Yani burada kısaca şu kuralımız vardır. Vektörler arasındaki açınız ne kadar küçük olursa bileşkeniz o kadar büyük olmak zorundadır. Aradaki açı büyüdükçe bileşke ne olur? Azalır. Peki, o zaman burada şu düşünce yapalım. X ve Y görüyorsunuz, aradaki açı alfa. Güzel. Şimdi bana ne diyor? Alfa açısı arttırılarak K ekseninden L eksene taşınırsa diye soruyor. Şu K vektörünü, X vektörünü şuradan şuraya getirmem istiyor benden. Yani ne oluyor? Aralarındaki açı ne oluyor arkadaşlar? Artıyor. Aralarındaki açı arttığı için ne olur? Bileşke azalır. O zaman bir kere bileşkemizin azalacağını bileceksiniz. Hemen artarları test tekniğiyle değişmezi atıyorsunuz. Anlamsız bir şey. Şimdi yönü değişir, yönü değişmez diye bir olayımız var. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bana iki tane vektör verdi diyelim. A vektörüyle şöyle bir B vektörü verdi. Biraz vektörlerimiz kötü oldu. Bileşkesi nedir bu A vektörüyle B vektörün arkadaşlar? Eğer boyları eşitse tam açıortay üzerindedir. Bakın, boyları eşitse nerededir? Tam açıortay üzerindedir. Peki benim vektörümün bir tanesi A, bir tanesi de şöyle B olsun. Atıyorum ters yönde olsun ya da şöyle olsun. Şöyle bir B olsun. Şimdi bileşke nerededir? Yine açıortay üzerindedir. Burada da dikkat edeceğiniz gibi ne oluyor? Vektörler arasındaki açı arttığı için benim şu A ile yapılan açım devamlı ne olmak zorunda? Artmak zorundadır. Mantığına dikkat edin. Açı ne kadar küçükse bileşke ne yapar mesela? Şu A vektörüne ne olması gerekir? Daha yakın olması gerekir. O zaman buradan sonuca gelirsek, vektörler arasındaki açı küçükse bileşke büyüktür. Buradaki vektör benim x eksene gittiği için ne olmasını bekliyorsunuz arkadaşlar? Yönünün değişmesini bekliyorsunuz. Başka şekilde anlatırsak, şu ikisinin bileşkesi ne tarafa doğruydu? Bu tarafa doğruydu. Burada nereye doğru? X veya Y, hangisinin büyük olduğunu bilmiyorum ama yön şu taraflarda bir yerde olacak. Çıkartacağım ya. Yönün birbirinden farklı olduğunu gördüm. O zaman cevabım ne olacak? Yönü değişir, büyüklüğü azalır. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Yoruma açık bir sorudur. Rahatlıkla yapabilirsiniz. Aynı düzlemdeki vektörler şekildeki gibidir. Buna göre bileşke vektör kaç diktondur? Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar, açıları görüyorsunuz. Ne yapacaksınız? Bileşenlerini ayıracaksınız.
Bütün vektörleri x ve y eksenine bileşenlerine ayırmak zorundasınız. Peki hemen başlayalım. 10 Newton'un sizin de gördüğünüz gibi şurada bileşeni var. X ekseni bileşeni var. Nasıl yazıyorduk x ekseni bileşeni? Kosinüsten. 10 çarpı cos 37. Cos 37'nin değeri 0,8 verir o size. 10 ile 0,8'i çarptık ne çıktı? 8. Bu eksene kosinüs yazıyorsam bu eksene ne yazıyordum arkadaşım? Sinüs yazıyordum. Yani 10 çarpı sin 37. Sin 37 de 0,6 olduğu için nedir burası? 6 Newton. 6, 8, 10 üçgen oldu gördüğünüz gibi. 10 Newton'dan kurtuldum. Şimdi geldik 5 Newton'u düşüreceğiz. 5 Newton'un şu eksendeki bileşen nedir? Açı dokunduğu için kos yazacağım oraya. 5 çarpı kos 53. 5 çarpı kos 53. Kos 53 kaç? 0,6. 5 ile 0,6'yı çarptım ne çıktı arkadaşım? 3 Newton. Buraya kos yazdığıma göre buraya sin yazacağım. 5 çarpı sin 53. Sin 53 0,8 olduğu için nedir bu da? 4 Newton'dur. Çok güzel. Bunlardan kurtuldum. Şimdi x ve y ekseni vektörlerim düştü. Hemen x eksenine bakıyorum. Sola doğru 3, sağa doğru 8 ne çıktı? Sağa doğru 5. Y eksenine bakıyorum. Şurada ne var toplam? 10 Newton yukarı doğru. Aşağı doğru ne var? 15. Zıt olduğu için çıkarıyorsunuz. Ne geliyor arkadaşım aşağı doğru? 5 Newton kalıyor. Aradaki açı kaç derece? 90. Neydi? Özel durum çıktı. Vektörler birbirine eşitse bileşke vektör neydi? Vektör parçalarından birinin kök 2 katıydı. O zaman cevabımız nedir? 5 kök 2 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. K, K artı L ve M eksi D vektörleri verilmiştir. Buna göre K artı L artı M vektörünün bileşkesi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar rahatlıkla yapabileceğimiz bir soru türü. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Mesela K artı L belli gördüğünüz gibi bir de K belli. Oradan L'yi bulabilirim. Bakın dikkat edin oradan neyi yakalayabilirim? L'yi yakalayabilirim. Yani şunu anlatıyoruz. K vektörün ucuna öyle bir vektör ekleyeceksiniz ki K artı L vektörü çıkacak. Bakın K vektörün ucuna öyle bir vektör ekleyeceksiniz ki K artı L vektörü çıkacak. Şimdi düşünün bunu. Bunları düşünerek yaparsınız çok hızlı yaparsınız. Başka teknikleri de var tabi. Hemen görüyorum K'nın ucuna şöyle bir L vektörünü eklesem şu L vektörü şöyle olsa. L vektörünü çizdim şu anda. L vektörü şöyle olsa, K'nın ucuna L'yi şu şekilde eklersem, bileşken ne olur arkadaşlar? Şu olur mu? Bakın şu olur mu? Bu çizdiğimde K artı L vektörü yukarıdakine benziyor mu? Benziyor. O zaman L vektörü ne çıktı arkadaşım? Aşağı doğru bir kutu çıktı. Çok güzel. Şimdi unutma bunu. Aşağı doğru bir kutu. Var elimde M eksi L var. Bir de L var. Demek ki M eksi L'nin ucuna L vektörünü getirirsem neyi elde ederim? M'yi elde ederim. O zaman bakın M eksi L vektörü burada. Bunun ucuna L vektörünü getirdiğim zaman bileşke vektör şuradan çizileceği için ne çıkacak arkadaşım? Yukarı doğru çıkacak. Demek ki burada ne yakaladım? M'yi yakaladım. M vektörü yukarı doğru 2 kare olduğunu yakaladık şu anda. Peki ne yapacağız? Hemen bir tablo yapalım. X ve Y tablosunu kuralım. Rahat görelim olayı. M K artı L. M'nin bileşeni ne çıktı? Yukarı doğru 2 çıktı. X'i 0, Y'si 2. K artı L neydi arkadaşım? Dikkat ederseniz X ekseni 2 kutu, Y ekseni 1 kutu. Bileşke istiyordu bana. Toplayalım 2'ye 3. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? Boyunu bulmak için bileşke formülü kullanıyoruz. Yani R kare eşittir. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Ne çıktı? 13. R ne çıkar buradan? Kök 13 olduğunu görürüz. Sayısal bir sorudur. Sınavlarda, okul sınavlarında belki çıkabilir. Üniversite sınavında pek kullanacaklarını düşündüğüm soru değil. Orada daha çok büyüklü küçüklük ilişkisi sormaya tercih ederler. Daha farklı yolla da yapılabilir arkadaşlar. Bütün vektörlere toplayarak veya çıkararak neler yapabiliriz düşüncesi kurulabilir. Mesela onu da kurayım ben size. Tabloyla görebilirsiniz belki. Bir kez daha çözüyorum bu soruyu.